Kanal D Spor Servisinden mutlu akşamlar. Sevgili seyirciler, Kanal D Fenerbahçe'nin antrenör adayı Otto Barış'ı yakın takip aldı. Kanal D'nin özel uçağıyla bugün Avusturya'ya giden spor servis çiftimiz Ferhan Tezcan Barış'ı kameraman arkadaşımız Hasan Erdem'le birlikte adım adım izledi ve ayağının tozuyla da sporda son dakikaya yetişti. Şimdi Ferhan Tezcan'ın Avusturya'da Otto Barış'la ilgili izlenimlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Sayın seyirciler, saatler 08. Ali Şen'in otobarış operasyonunu baştan sona izlemek üzere ödül uçağımıza Salzburg'a uçuyoruz. Suat Kaptan, ne kadar yolumuz var? Yaklaşık 4 saat sürecek. Şu anda Bulgaristan'a doğru tırmanıştayız. Gürcan, otobarış için 4 saat gidiyoruz. Bari değilse anlatsa Fenerbahçe'yle. Bilmiyorum, gelecek ama maçtan sonra binecek. Bu uçakla gene geri döneceğiz ama herhalde döner bizimle. Şimdi Ferhat abi, benim şu aklıma takılıyor. Sezon başı bu adamın sözleşmesi bitti. Yeniden anlaşma yaptı. Değil mi Erem abi? Evet, yeniden anlaşma yaptı ama 1 Ocak'ta geleceği söyleniyor. Onun için 7 Aralık'taki Milan maçı çok önemliymiş. Avustralyalılar da dün konuştum, aynı şeyi söylediler. Dediler ki 7 Aralık'ta Milan maçı oynuyor, mümkün değil. Şu anda kafası orada dediler ama ondan sonra ne olacağı belli değil tabii. Sayın seyirciler, saat 11.30, yaklaşık 4 saati aşkın bir yolculuktan sonra Salzburg'a geldik. Hava gördüğünüz gibi İstanbul'dan farklı değil. Gene çok yağmur var. Bakalım Barış bizi nasıl karşılayacak? Barış bizi beklemediğimiz sıcaklıkta karşıladı. Bir de Fenerbahçe flamasıyla poz verdi. Fenerbahçe'de bu akşam Ali Şen'in İstanbul'a gelecek olan misafiri otobar için takımı Casino Salzburg burada kamp yapıyordu. Bu arada bugün Avusturya gazetelerinin hepsi Barış'ın İstanbul'a gideceğinden söz ediyorlar. Hasan, şöyle yakın gösterelim istiyorsan. Avusturya gazeteleri önce Avusturya Salzburg'dan bahsediyorlar. Sonra da burada Fenerbahçe'ye Olga Rosiek'in ardından Barış'ın Fenerbahçe'de göreve başlayacağını belirtiyorlar. Oysa Avusturyalılar Barış'ın İstanbul'a gideceğine hiç ihtimal vermiyorlardı. Şu anda Salzburg stadındayız. Tribünler tamamen dolu. Biraz sonra Avusturya Salzburg Mödling'de birlik maçı oynayacak. Mödling link sonuncusu ama bizi buraya getiren Avusturya Salzburg Mödling maçı değil. Avusturya Salzburg'un başındaki hoca Otto Barış. Otto Barış'ın İstanbul'a gitmesi Avusturya basınında şok etkisi yaptı. Barış İstanbul Ali Şen'in davetlisi olarak gider, sözleşme imzalamadan geri döner. Ve Otto Barış'ın takımı Avusturya Salzburg zayıf rakibi Mödling'i İlk yarıda Hütter, ikinci yarıda Hide'nin golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ancak hiçbir Avusturya Salzburglu taraftar otobar için İstanbul'a gideceğine inanmıyor. Oysa Barış bavulunu topladı, İstanbul'un yolunu tutmak üzere hazırlandı bile. Ve Barış, Avusturyalı televizyoncu ve gazetecinin şaşkın bakışları arasında uçağın merdivenlerine doğru yürüyor. Avusturya'dan hüzünlü bir ayrılış oldu ama Otto hocamız Otto Barış'la birlikte İstanbul'a doğru yol alıyoruz. 8-1 Fenerbahçe'nin kazandığı maçı televizyonda izledim. Çok iyi oyuncuları var Fenerbahçe takımında. Und wenn ich eventuell arbeite in Fenerbahçe. Eğer muhtemelen Fenerbahçe'de çalışırsam. Und weil es mir immer in jedem Club gelungen besser zu sein. Yani her kulüpte yaptığım gibi en iyisine orada da ulaşabilirim. Bana temin söyleşimizde dedi ki hoca, ben çok iyi şarkı söylerim, acı tamam da dedi. Prolazi sve, sve osim sjećanja.
Al naša ljubav zar ne neće nikad proć, prolazi sve, sve osim sjećanja. Haben Sie das verstanden? Was heißt das? Nein, habe ich nicht verstanden. Das heißt? Bravo, bravo. Ali Şen Başan, Fenerbahçe şampiyon. Dobro večer. Otur Aras İstanbul'a bir misafirim olarak gelmiştir. Ali Şen, başkan, Fenerbahçe şampiyon. Ve sevgili seyirciler, Otto Bariç'i adım adım izleyen spor servisi şefimiz Sayın Ferhan Tezcan şu anda stüdyomuzda. Ferhan abi hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Yorgun gibi gözüküyorsun. 7 saat sürdü yolculuk. Sabah 4 saat gittik, 3 saat rüzgar arkamıza alıp döndük. Hatta Otto Bariç dedi ki bu rüzgar galiba beni Fenerbahçe'ye getiriyor dedi. Getiriyordu. Rüzgarla hızlı geldik çok. Ferhan abi neler oldu orada? Görüntüleri izledim. Orada evet. Otto seni çok seviyoruz diyor taraftarlar. Aşırı bir ilgi var. Bir kere duygusallık var kesinlikle. Avustralyalılar onu bir hatta bize otobüste şeyde arabada gelirken havaalanına, Salzburg havaalanına şu lafı söyledi. Burada ben bu Avustralya Salzburg'un aslında santraforuyum dedi. Beni o kadar seviyorlar, her şeyim bu kulübün. Sadece antrenör değil dedim. Buradan ayrılmam biraz zor olacak dedi ama Fenerbahçe'ye çok sıcak bakıyor. Peki neler oldu orada? Nasıl karşılandı? Önce şunu söyleyeyim. Bir kere Avustralya Salzburg takımını çok beğendim. Şahsi fikrim benim. Avustralya 11 kişi koşan bir ekip. İyi mücadele ettiler sahada. Gerçi karşılarında çok kuvvetli bir rakip yoktu. Zayıftı Mödling takımı. Lig sonuncusu zaten. Ama hakikaten 11 kişi de koşuyor. Bize uçakta şunu söyledi Bariç. Ben 11 kişinin de koşmasını isterim dedi. Benim takımımda, benim futbol mantalitemde duran insan yoktur dedi. Herkes koşar dedi. Antrenmanlarım çok farklıdır dedi. Değişik bir yapıya sahibim. 59 yaşındayım. Hep hayatım başarılarla dolu oldu. Ben başarısızlıktan korkmam ve başarıya imza atarım dedi. Fenerbahçe'de de bunu yapacağıma inanıyorum dedi ama bilemiyoruz tabii. Peki sezon başında Galatasaray'la bir temasları falan vardı. İşler döndü. Şöyle anlattı o da. Evet böyle bir temas oldu. Alp Yalman hatta kendisini Salzburg'da izlemiş bir maçta. Maçtan sonra bir araya gelmişler. Yalman sana ihtiyacım var mutlaka bana geleceksin demiş. Admiral Wacker maçı 5-0 kazandıkları maçtan sonra. Fakat Alp Yalman sonra Amerika'ya gidiyor, o diyalog kayboluyor ve Galatasaray'a gelemiyor. Peki yarın bir masaya oturma söz konusu mu Ali Şen'le ve Ali Şen'in kuracağı? Şimdi tabii 18 Aralık'taki seçimden önce konuşmak çok afaki olacak. Çünkü önce Fenerbahçe'de bir kongreyi görelim. Ali Şen başkan olduktan sonra sanırım her şey farklı olacak. Çünkü önce seçimi bekliyor, o da seçimi bekliyor. Ve artı evet. 7 Aralık'ta Milan'la maçları var. Viyana'da oynuyorlarmış 50 bin kişi. Şu anda biletlerin hepsi satılmış. Çok önemli. Avusturya Salzburg Milan maçı, o maçı bekliyor Bariç. Bu maçı kazanalım diyor, benim için 70 bin markta prim alıyormuş takım. Peki bir bağlayıcı bir sözleşme falan var mı? Fenerbahçe Kulübü sözleşmesini eğer feshettirecekse büyük miktarda para ödemesi söz konusu mu Otto Bariç'in için sezon ortasında getirmek? Tabii hakikaten. Şu anda sözleşmesi 30 Haziran'a kadar mukavelesi var Bariç'in. Yani gelmesi öyle ben gidiyorum deyip de gelemez tabii. Avusturyalı gazeteciler benim konuştuğum bir Salzburg'da 30 Haziran'a kadar sözleşmesi olduğu için ancak yaz sonunda Fenerbahçe'ye gelebileceğini söylediler. Evet, gördük röportajda. Kendisi de zaten onu öyle söylüyor. Yani Ocak'ta gelirim de demiyor, gelmem de demiyor. Hep ortada kaldı. Yani çok netleşmedi konu. Ama Fenerbahçe'ye inanılmaz derecede gönlü var bana. Peki Fenan abi izleyicilerimize taze bu haberleri verdik. Kanal D'nin özel uçağına gittiniz, geldiniz. Şimdi bu haberin ayrıntılarını, daha da genişini yarın akşamki canlı yayınımız Süper Stadyum'da futbol severlere sunalım. Sen çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programımıza. Evet sevgili seyirciler, Türkiye 1. Futbol Ligi'nde günün tek maçı bugün Başkent'te Petrol Ofisi ile Van Spor arasında oynandı. Yeni teknik direktörü Transferpan'la ilk maçına çıkan Petrol Ofisi Van Spor'u 1-0 mağlup etti. Şimdi bu karşılaşmanın önemli pozisyonlarını ekranlarınıza getiriyoruz. İbrahim Aksoy'un yönettiği karşılaşmada Ankara 19 Mayıs stadında Petrol Ofisi ile Van Spor karşı karşıya geliyor. Petrol Ofisi atağı, kaleye inen top Hayrettin gole izin vermiyor. Bu kez sağdan gelişiyor Petrol Ofisi atağı. Hayrettin çıktı, iki halmede meşhur varlığa sahip oluyor Hayrettin. Erol da geliyor Petrol Ofisi. Erol şut orta karışım vuruşu. Vedat tamamlıyor, Hayrettin'i mağlup ediyor ve Petrol Ofisi Van Spor önünde 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Erol'un ceza sahasına gönderdiği topu Vedat tamamlıyor. Hayrettin'in müdahalesi yetmiyor ve bu golle Petrol Ofisi Van Spor önünde 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor.
Van Spor'un beraberlik çabaları Yusuf 2'ye 1 yaptı. Cihaz sahasına girdi. Zafer'le karşılaşıyor. Vursun yapıyor. Zafer mutlak bir gol pozisyonunu önlüyor. Petrofisi hata. Şut bu kez de Alettin başarılı. Petrofisi üst üste atak geliştiriyor bu dakikalarda. İşte golün sahibi Vedat tek pıtı cihaz sahasına girdi. Vuruşunu yaptı Hayrettin. Mutlak golü önledi takım hesabına. Ve karşılaşmanın ilerleyen dakikaları başka gol getirmiyor. Petrofisi kendi sahasında Van Spor'u 1-0 mağlup ediyor. Türkiye 1. Futbol Ligi'nde yarın da 8 karşılaşma var. Günün programı şöyle. Galatasaray Trabzonspor. Ahmet Çakar'ın yöneteceği haftanın maçı Ali Sami Stadı'nda saat 19'da başlayacak. Gaziantep Spor Beşiktaş. Kamil Ocak Stadı'nda karşılaşmanın başlama saati 12. Maçın hakemi Metin Tokat. Saat 12'de başlayacak bir başka mücadelede de Samsun Spor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 19 Mayıs Stadı'ndaki maçın hakemi Bülent Yavuz. Kayseri Spor Ankara Gücü. Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı Alican Lekot yönetecek. Maçın başlama saati 13.30. Gençler Birliği Adana Demirspor. Yine saat 13.30'daki bu mücadeleyi 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi Selami Şimşek. Antalya Spor, Denizli Spor. Atatürk Stadı'nda saat 14'te başlayacak maçı Serdar Çakır yönetecek. Altay Kocaeli Spor. Sabri Çelik'in yöneteceği Alsancak Stadı'nda karşılaşma saat 14'te başlayacak. Bursa Spor, Zeytinburnu Spor. Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 19'da. Maçın hakemi Mustafa Arslan. Sevgili seyirciler, Kanal D Spor Servisi'nin hazırladığı sporda son dakikanın bu akşam da sonuna geldik. Mutlu bir hafta sonu dileğiyle. Hoşça kalın.